30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile ışık gösterisi düzenlendi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını açıkladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun iş dünyasıyla çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK'nın bu standartlara uygun, uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi sağladığını kaydetti. İrlandalı dünya ünlü şarkıcı Ronan Keating ve eşi Storm, 3 aylık kızları ve 4 yaşındaki oğullarıyla Bodrum'da tatil yaptı. 9 gün tatilin tadını çıkaran çift, Bodrum'un doğasına ve Türk yemeklerine hayran kaldığını, hatta kaldığı otelden lahmacun tarifi aldıklarını söyledi. Son dönemde popülaritesi artan Çeşme, sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimlerinin ikinci adresi oldu ve Çeşme'deki emlak piyasasında da müthiş bir yükselme oldu. İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, 2018'de aldığı 3500 metrekarelik arsanın üzerine iki katlı bir saray yavrusu inşa ettirdi. Mesut Özil'e komşu olan Acun Ilıcalı'nın 8 odalı evinin değeri ise 20 milyon TL. Aynı zamanda Ebru Şahin de Alaçatı'daki yeni evine 5 milyon TL verdi. 12 yıldır hayvan hakları konusunda mücadele veren Hachiko, Dünya Köpek Günü'nde sokaktaki canlılar için önemli bir projeye imza attı. Kurucu başkanı Ömür Gedik'in üstlendiği dernek, Türkiye ve Kıbrıs'taki temsilcilerle gün boyu beslemeler yaptı ve kısırlaştırma etkinlikleri düzenledi. Mert Vidinli'nin Instagram programına konuk olan Murat Dalkılıç, ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg'la ilgili pişmanlığını açıkladı. Dalkılıç, onunla şarkı yapma imkanına sahipken projeyi reddettim dedi. Dalkılıç'ın reddettiği o şarkının, Snoop Dogg'un Azerbaycanlı şarkıcı Aygün Kazimova ile düet yaptığı Coffee from Colombia olduğu öğrenildi. 5 ay önce kızı Marisa Gülcan Kraner'i kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, kızını ukulele çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aynı zamanda 37 yaşına giren güzel oyuncu, hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi. Eski basketbolcu Kerem Tunceri, geçtiğimiz aylarda Aslı Enver'le ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajları hakkında ilk kez konuştu. Tunceri, mutlu bir ilişkinin arifesindeyken bunu yaşadım. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor. Yasal haklarımın peşindeyim dedi.